Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün çok ilginç bir tatlı tarifim var. Kıyırlıkta son nokta, yumurtada yok. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak bir çorba kasesinin içerisine yarım su bardağı süt ve bu yarım su bardağı sütün içerisine de bir tatlı kaşığı kabartma tozumuzu alarak başlayalım. Ben size şöyle gösteriyorum. Tepeli bir tatlı kaşığı kabartma tozumuz olacak. Sütü ekleyelim, kısa bir süre karıştıralım, kenara alalım. Bu tatlı baştan sona çok ilginç bir yapım aşaması var sevgili arkadaşlarım. Sonucu anlatamam, böyle bir kıyırlık yok diyorum. Yoğurma kasemizi alabiliriz. Yoğurma kasemizin içerisine 2 su bardağı un ve 2 su bardağı unu ekledikten sonra şöyle bardağın ters tarafıyla bir yuva açalım. Tam orta kısmına, çünkü buraya kızgın yağ dökeceğiz. Yağ miktarı olarak 75 gram tereyağı, yarım su bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. 75 gram tereyağımızı ocakta erimeye alalım. Burası da çok önemli bir detay sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz tereyağı eridiğinde böyle bulanık bir hali olur. Bekleyin, karıştırmaya devam edin. Parlak ve hafif böyle burnunuza tereyağı kokusu gelsin. Bu tatlımıza muazzam bir lezzet katacak. Bakın parlak bir hale geldi, hafif köpürdü. Rengi de biraz sarıya döndü. Tam istediğimiz kıvamda. Bu aşamada yarım su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Yani her ikisi de sıcak olacak. Şimdi sıvı yağ soğuk olduğu için soğudu dolayısıyla. Şöyle karıştıralım. Test etmek için bir fiske un atın. Un köpürüp kabarıyorsa bakın yağımız kızmış demektir. Ocaktan alabilirsiniz. Daha önce bir yuva yapmıştık yoğurma kasemizin içerisine. Kızgın yağı hiç zaman kaybetmeden tam ortaya dökelim. Şöyle bir kaşıkla hızlıca karıştıralım. Ve az önce hazırladığımız yarım su bardağı süt ve kabartma tozumuz vardı. Onu da içine ilave ediyoruz. Ve hepsini tahta kaşığımızla seri bir şekilde güzelce karıştıralım. Hamurumuz iyice özleşsin. Bu kadar. Başka malzeme de yok sevgili arkadaşlarım. Malzeme de çok az. Ama lezzeti inanılmaz diyorum. Şöyle tahta kaşığın ters tarafıyla basarak karıştırıyorum. 1-2 dakikada zaten hemen hamur şahane bir şekilde kıvamını alıyor. Kenara doğru şöyle bir açalım. Biraz soğusun çünkü henüz çok kaynar, yoğuramayız. 1-2 dakika soğuması için bekleyelim. Şöyle 1-2 dakika kadar bekledim. Elimle bir kontrol ediyorum yoğurabileceğim bir kıvamda mı? Yoğurabileceğiniz kıvama gelmişse zaten 1-2 dakikada geliyor. Ek olarak yarım su bardağı unumuz var. Unumuzu dikkatlice ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Şöyle güzel basarak yoğurun. Böyle çok toplanan bir hamur zaten ama siz özleşsin diye güzelce yoğurun. Toplam 2,5 su bardağı bende tam denk düştü. Bakın sevgili arkadaşlarım, orta derecede ele yapışmayan bir hamurumuz var. Şekil vermeye başlayabiliriz. Şekil vermek için bir tarak kullanıyorum. Ama siz hemen demeyin şimdi tarak olmaz. Bu tarak benim mutfakta kullandığım tarak. Yani aldım, sadece kurabiyelere, tatlılara kullanıyorum. Daha sonra yıkayıp tekrar pasta malzemelerini oraya kaldırıyorum. Hem Türkiye'de hem Almanya'da kolaylıkla temin edebilirsiniz bu tarz tarakları. Şimdi hamurumuzdan cevizden biraz küçük bezeler alarak hazırlayalım. Aldığımız bezeleri tekrar elimizle güzelce sıkıp daha sonra şöyle bir oval bir şekil verelim. Ve şimdi tarağımızın üzerine elimizle basarak birazcık düzleştiriyoruz. Ve daha sonra dikkatli bir şekilde kaldırarak o şekilli tarafı yukarı bakacak şekilde iki ucunu da midye gibi veya böyle yarım ay gibi çevirerek şekli bitirelim. Ya izlemek güzel de bunları bir de dile getirmekte zorlanıyor insan. Nasıl söyleyebilirim? Çünkü bazen izleyicilerim özellikle söylememi istiyor. Görme engelli izleyicilerim olduğunda. Yine aynen tarağın üzerine aldım. Oval bir şekle getirdim. Şeklini vererek bitirdim. Tekrar gösteriyorum. Çok kolay sevgili arkadaşlarım. Hiçbir zorluk yok. Hamurumuz yapışmıyor. Aralara kalmıyor. Kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Bu tarz bir tarak yoksa hani vardır ya böyle bal peteği şeklinde nihale
Hiyaleydi galiba Türkçesi. Onunla da yapabilirsiniz. O da mı yok? Oval şekli verin, çatalla üzerine desen yapın. Hepsi olur. Bir tepsi tatlımız bitti. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 25-30 dakika pişmeye gönderelim. Tatlımız pişerken şerbetini hazırlayabiliriz. 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı arıtılmış su, yani musluktan değil de arıtılmış suyumuzu ilave edelim. Şöyle bir dilim de limon ekleyip kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra orta derecede 5 dakika kaynatıp kenara ılınmaya alabiliriz. Ve yaklaşık 30 dakika sonra tatlımız böyle şahane bir şekilde kızarmıştı. Fırından çıkarıyorum. Şöyle size bir göstereyim sevgili arkadaşlarım. Ne bir çatladı, ne bir yayıldı, ne bir şeklini bozdu. Böyle bir güzellik olamaz. Gerçekten çok şahane bir duruşu var. Bir yakın yakında çektim. Tatlımız çıktıktan 1-2 dakika sonra çok beklemeyin. Ilık şerbeti sıcak tatlımızın üzerine güzelce döküyoruz. Çok anormal derecede kıyır bir tatlı. 2-3 gün hatta 4 gün bile kıyırlığını koruyor. Benim gibi yumurta olmayan ve kıyır tatlı seven izleyicilerimin yapıp da vazgeçemeyeceği bir tatlı olacak diyorum. Ve şerbetini çekmek için tatlımızı şöyle bir 2 saat dinlendirelim. Varsa vaktiniz bir gece. Ben 2 saat sonra sunum için hazırladım. Ve şöyle size bir yakından gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. İçine fındık mı eklesek, ceviz mi eklesek demeyin. Türk mutfağının en sevilen tatlıları tulumba tatlısı, halka tatlısı, lokma tatlısı, hiçbirinde fındık fıstık yok. Bu onlarla inanın ki yarışacak lezzetli bir tatlı oldu. Size şöyle gösteriyorum, bilemiyorum kıyırlığını görüyor musunuz? 2 saatte bile tüm şerbetini çekmişti. Umarım detaylı görüyorsunuzdur içinden nasıl çektiğini ve kıyırlığını daha nasıl göstereyim size. Ben bu tatlıyı çok severek yapıyorum. Sanırım 3-3,5 yıl önce bir farklı versiyonunu size vermiştim o zaman. O zaman da çok sevilmişti hatta birçok YouTube kanalı yapmıştı. Bu defa tatlımı birazcık daha geliştirdim. Tereyağı ekledim. Biraz farklılıklar yaptım. Bu daha da muazzam oldu. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.